13,5 milyon emekliye zam kapısı aralandı, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu diyenlere mesaj geldi. Temmuz'da çifte zam yolda. Emekliler başta olmak üzere 13,5 milyon vatandaşı ilgilendiren müjde duyuruldu. Dört bir yandan gelen zamlar karşısında çaresiz kalan vatandaşlar gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde alacakları zamma odaklanan emeklilere Kurban Bayramı havadisi geldi. Kulisleri çalkalayan zam sinyali tüm hesapları değiştirdi. 13,5 milyon emekliye zam kapısı aralandı, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu diyenlere mesaj geldi. Temmuz'da çifte zam yolda. 85 milyon vatandaşın pür dikkat takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Geçim derdinin tam göbeğinde kalan vatandaşlar kara kara düşünmeye başlayınca hükümet harekete geçti. Türkiye'nin en cefakar kanadı olan emekliler, iktidar kanadının yakından ilgilendiği grup oldu. 2022 yıl başından bu yana zamlı maaş alan emekliler Ramazan bayramında 1100 Türk lirası ikramiye aldı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla bir yandan zam araştırmaları yapılırken bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyeleri merak edildi. 13,5 milyon emekliye bayram jesti iddiaları kulisleri hareketlendirmeye başladı. En düşük emekli maaşı 2022 yılında 2500 Türk lirası bandına çıktı, bayram ikramiyelerinde zam yapılmadı. Az önce gelen açıklama ise, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanlara zam sinyali oldu. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı içinde zam masaları kuruldu ve sonuçları halka duyuruldu. Asgari ücretin 4253 Türk lirası olmasıyla başlayan zam maratonu emekli ve memurlarla devam etti. Emeklilerin en düşük maaşı da 2500 Türk lirası bandına çekildi. Yılın 5 ayını geride bıraktığımız bu günlerde Temmuz ayının yaklaşmasıyla umut kapısı bir kere daha aralandı. Temmuz zammının yanı sıra 1100 Türk lirası bayram ikramiyesi alan emekliler için karar çalışmaları başladı. 13,5 milyon emekliyi ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında yeni müjde açıklaması yapan Erdoğan, işçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız, dedi. Açıklamanın ardından bir yandan Temmuz zammı bir yandan da ikramiye hesapları başladı. Bilindiği üzere hükümet emekliler başta olmak üzere 13,5 milyon vatandaşa bayram ikramiyesi veriyor. Ramazan bayramında 1100 Türk lirası ödeme alan emeklilere Kurban Bayramı'nda çifte zam yapılacağı kulisleri hareketlendiriyor. Bu yıl 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı için emeklilerin hesabına 2100 Türk lirası yatırılacağı söyleniyor. Henüz iddianın ötesine geçmeyen ödemelere Temmuz farkının da yansıtılacağı düşünülüyor. Enflasyon rakamlarına dayandırılan ikramiye zammı iddiası henüz net olarak bilinmiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.